Merhaba arkadaşlar. Şimdi okuyacağım yazının başlığı, projelerin adı bile önemlidir. Bu yazıyı farklı firmalarda danışmanlık hizmeti yaparken veya eğitimlerime katılan katılımcıların yaptıkları projelerle ilgili deneyimlerini paylaştıkları sırada edindiğim izlenimlerden yola çıkarak kaleme almıştım. Şimdi bir sonraki sayfada bu yazıyı seslendireceğim. Projelerin gerek izlenmesi, gerekse arşivlenmesi açısından bir adı olması önemlidir. Eğer proje ile ilgili gizlilik anlamında bir sıkıntı yok ise, içeriğinin doğrudan anlaşılabileceği bir ad konulabilir. Örneğin çağrı merkezi kurma projesi gibi. Eğer projenin rakipler tarafından bilinmesi istenmiyor ise, ve bir gizlilik boyutu var ise içeriğinden bağımsız bir isim verilmesi gerekebilir. Örneğin Superman projesi gibi. Öte yandan proje adını yanlış koymak proje yöneticisini içinden çıkılmaz sıkıntılara sokabilir. Nasıl yanlış isimler konabilir? En çok karşılaştığım durumları burada paylaşmaya çalıştım. Müşteri memnuniyetini arttırma projesi. Böyle bir proje olamaz. Satışları %10 arttırma projesi. Mümkün değil, böyle bir şey olamaz. Stok devir hızını %5 arttırma. Mümkün değil. Çalışan memnuniyetini arttırmak. Siliyorum bunları. Yani böyle isimler konamaz. Ürün satışlarını %10 arttırma projesi. İmkansız. Şirket verimliliğini arttırmak. İsim zaten baştan yanlış. Peki neden yanlış? Bir sonraki sayfada şimdi bunu konuşalım. Arkadaşlar bu ifadelere lütfen dikkat edin. Yukarıdaki beklentiler bir şirkette sürekli vardır. Önemli olan bu beklentileri stratejileri hedeflere dönüştürmektir. Şimdi sürekli vardır ne demek? Ben hep eğitimlerde şunu ifade ediyordum. Şimdi bir eğitim yapıyoruz ve siz diyorsunuz ki müşteri memnuniyetini arttırmak istiyoruz veya şirketin karını %5 arttırmak istiyoruz. Maliyetleri %10 azaltmak istiyoruz. Bu eğitimi bugün yapıyoruz ama bundan 5 sene sonra yine yapıyor olsak bu ifade yine karşımıza çıkacak. Bu yüzden bir sonu olmayan hedefler koymuş oluyorsunuz. Bunlar sizin stratejileriniz olabilir ancak. Ve strateji proje olarak adlandıramazsınız. O hedefe ulaşmak için yapılması gereken daha küçük parçalara bölüp projeleri ortaya çıkarmanız lazım. Bakın burada ne diyor? Hedeflere ulaşmak için projeler belirlenmeli ve adlandırılmalıdır. Stratejik hedefler proje adı olarak tanımlanmamalıdır. Buna dikkat. Tanımlanmamalıdır. Bu ve benzeri isimlerle strateji, hedef, proje süreci dikkate alınmadan başlatılan projelerde, yani stratejiden projeye dönme tanımı yapılmamış, doğrudan strateji proje olarak ele aldıysa, proje yöneticisi nereden başlayacağını bilemez. Çünkü bir şirkette kârı arttırmanın birkaç yolu olabilir. Ki vardır da zaten. Yani yeni bir pazarlama açısından el terminali kurarsınız ve bu el terminalleriyle satış yapılmasını istersiniz. Pazarlama ekiplerine eğitim verirsiniz. Bunların her biri ayrı ayrı proje olabilir. Bunların neticesinde satış miktarınız, stratejik hedefiniz projeler neticesinde artar. Devam edeyim ve bu tarzda isimlendirilen proje genellikle sürüncemede kalır. Bitmez. Ne doğru düzgün planını çıkarabilirsiniz ne de proje süreci olarak ele alıp takip edebilirsiniz. Mümkün değil. Evet, bu yazının son sözü diyeyim. Bütün projeler stratejik hedeflerden başlar. Şurada bir strateji yönetimi olduğunu varsayınız ve bu stratejik kararlar çerçevesinde farklı uzunluklarda, farklı büyüklüklerde sizin projeleriniz olacak.
Bunlar proje yaşam döngüleri. Şöyle çizersek. Proje bittikten sonraki dönem, zaten ilk videoda da konuşmuştuk. Bundan sonrası ürün yaşam döngüsü. Ortaya bir ürün çıkacak ve o ürünü yaşatacaksınız. Stratejik kararlar sizin proje, hangi projeleri yapacağınıza karar vermenizi sağlayacaktır. Karar verdiğiniz projeleri de eğer derseniz ki biz bunları bir program çerçevesinde yöneteceğiz, ortak kaynaklar kullanılıyor çünkü, işte o zaman program yönetimine ihtiyacınız olacak. Şu stratejilerin yönetimi ise portföy yönetimi olarak karşımıza çıkar. Dediğimiz gibi şu kırmızıyla çizdiklerim ise ürün yaşam döngüsü. Projeler bitecek. Bundan sonra ürünler ortaya çıkacak. Operasyonel faaliyetler başlayacak diye özetleyebiliriz.